Gözlerinde açılır bu milletin seferi. Senin adınla bağlı bu halkın her zaferi. Kalemim değen yerde sehralar dökülür. Gülistan çevrilir yurdun kendi şehri. Güneş olur ele bir ağrı çekilir adım. Evet, Haydar Aliyev'in doğum yılı nedeniyle düzenlenen törene katılıyoruz. Birazdan etkinlikler başlayacak. Şu anda Haydar Aliyev'in posterleri ile süslenmiş bir salonumuz var. Bu salonda etkinlikler başladı. İkramlarla misafirler ağırlanıyor. Birazdan diğer salonda etkinliklerimiz başlamış olacak. Münasebetiyle Türkiye-Azerbaycan Dernekler Federasyonu ve İnsan Hakları Eğitim Kültür Dayanışma Derneği'nin düzenlediği Halkın Adamı anma törenine hoş geldiniz. Değerli Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyon Başkanımız Adalet Turan Bey, Diyaspora ile İş Üzere Devlet Komitesi Sedir Muavini Vali Hacıyev Bey, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perincek, AK Parti Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Metin Külünk, STK Başkanlarımız ve bütün değerli misafirlerimiz, sizleri gönülden selamlıyorum. İzninizle hepinizi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmakla, Heydar Aliyev'i anmakla ve bütün Türk dünyası fedaileri, şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ömrünü serf ettiği bu yaşamda neler yaşamış birlikte izleyelim. Kim harda yaşıyorsa öz vatan hakkında, öz halkı hakkında, öz milleti hakkında, öz ana dili hakkında düşünsün. Biz hamımız bir yerde Azerbaycan halkının gelecek nesilleri karşısında büyük mesuliyet taşıyor. Ben vatandan kenarda yaşayan her bir Azerbaycanlının akıbetiyle hemşe marakalmışım. Arzu ederdim ki küre erzin her bir köşesinde yaşayan Azerbaycanlı öz halkına, öz vatanına münasebetini bildirsin. Büyük işler büyük adamlar tarafından yapılır. Büyük adamlar milleti büyütür, birleştirir ve bütünleştirir. Seçkin devlet adamı Haydar Aliyev'in siyasi faaliyetinin ana hatlarından birinin dünya Azerbaycanlılarının birliği olduğu tarihi bir gerçektir. Ben 1969 yılından 1983 yılına kadar 14 yıl Azerbaycan Respublikası'na rehberliği ettim. Ben ona çalışırdım ki bizim Azerbaycanlılar ve hususen gençler tek Azerbaycan'da kalmasınlar. Sovyetler İttifakı'nın eğer o vakit Sovyetler İttifakı'ndan kenara çıkmak mümkün değilse Sovyetler İttifakı'nın başka şehirlerinde, başka respublikalarında yaşasınlar. Yani Azerbaycanlılar yayılsınlar, seferensinler. Bu her yerde Azerbaycanlı olsun. Her yerde Azerbaycanlı olan da Azerbaycan Respublikası'nın dayağı da çok. Zeki, derinlemesine düşünülmüş bir politika zamanla meyvesini vermiştir. Bugün dünya Azerbaycanlılarının birliğinden artık güvenle bahsedebiliriz. Bu görüntülere bakıldığında Haydar Aliyev'in
yurt dışındaki topluluk üyeleriyle yaptığı görüşmeleri dinlediğimizde, diaspora ile seçkin bir dünya figürünün yaptığı her görüşmenin, her bir konuşmanın aslında uzun yıllardır dünya Azerbaycanlılarının birlik zamanının hesaplanmış bir yol haritası olduğu ortaya çıkıyor. Azerbaycan'dan kenarda yaşayan Azerbaycanlıların yürekleri gerek daimi Azerbaycan'ın yüreğiyle vursun. Nebzi her bir kesin gerek Azerbaycan'ın nebziyle vursun. Parlak ve derin bir siyasetçi olan Haydar Aliyev'in siyasi faaliyetine ülkesinde ardı ardına gerçekleştirdiği başarılı reformlar eşlik etmiştir. Siyasi ve ekonomik potansiyelin güçlendirilmesi, Azerbaycan'ın yurt dışında özellikle diaspora politikası aracılığıyla milli ve insani değerlere verdiği anlayışla olmuştur. Ulu Önder, diasporanın inşasında parlak beyinlere ve beyin gücüne önem vermiş, birliğin formülünü belirlemiştir. Ayrıca yurt dışındaki topluluklarımızın ortak faaliyetleriyle birlikte Türkçe konuşan ülkelerin diasporalarının birliğinin açık işaretlerini vermiştir. Türkçe konuşan ülkelerin diasporalarının bugün gözlemlediğimiz birlik anlayışının temeli bu fikirlerin dile getirildiği anlarda atılmıştır. Özbek'le Türk dilidir. Kırgız'la Türk dilidir. Kazak'la Türk dilidir. Tatar'la Türk dilidir. Türkmen'le Türk dilidir. Başkır'la Türk dilidir. Uygur'la Türk dilidir. Hamza Türk dilidir. Ama herası bir millettir. Sovyet ideolojisinin egemen olduğu zamanlarda ancak sınırsız bir üç güce ve kılıçtan keskin bir söze sahip olan bir kişi dünya Azerbaycanlıları arasındaki birlik kriterlerini anlayabilir ve takdir edebilirdi. Güven ve itimat kazanmış olan diasporanın önemi 31 Aralık'ın dünya Azerbaycanlılarının dayanışma günü olarak kabul edilmesi, 2002 yılında yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılarla çalışmak üzere Devlet Komitesi'nin kurulmasına ilişkin kararnamenin imzalanması ve son olarak 2008 yılında yabancı ülkelerde yaşayan Azerbaycanlılarla çalışmak için Devlet Komitesi temelinde Devlet Diaspora Komitesi'nin kurulmasına yol açılmasıyla öne çıkmıştır. Bütün bunlar diasporanın örgütlenme sürecini hızlandıran büyük tarihi olaylardır. Biz böyle memnuniyetle indik, kaydedebiliriz ki dünyanın birçok ülkelerinde, Avrupa'da, Şimali Amerika'da artık büyük Azerbaycan icmaları yaratıldı. İnsan hamki olsa da yaşamasından asıl olmayarak gerek öz milliliğini koruyup saklasın. Dünyada aynı zamanda asimilasyon prosesi de var. Gerek insanlar, ben Azerbaycanlar hakkında danışıyorum. Yaşadıkları ülkede yine diyelim o şeraiti endişeler, orada özler için yakışık mevkiler tutsunlar. Ancak daima öz milli manevi değerlerine, öz milli köylerine sadık olsunlar. Günün diaspora politikası ile bugünün diaspora politikasına paralellik zemininde bakarsanız çok ilginç bir sahne ortaya çıkıyor. Bir müstakil devlet kimi Azerbaycan indi Avrupa'da, başka ülkelerde, Asya'da da, Amerika'da da, başka ülkelerde tebliğ olunmaya çok ihtiyacı var. Azerbaycanlılarla görüşende ben biraz özgürler. Yakışı sevdim ki bizim burada demek öz soydaşlarımız var, vatandaşlarımız var, öz hemvetenlerimiz var. Bunlar burada Azerbaycan hakkında hakikati Avrupa'da, ayrılan ülkelerde muhakkak edilir. Son iller arasında bizim diaspor teşkilatlarımız çok faallaşıp hem 2. Qarabağ müharibəsinde biz bunu gördük. Ondan evvelki dönemde biz bunu gördük. Haydar Aliyev'in tüm konuşmaları milletimizin kaderinin tüm aşamalarını, daha doğrusu bölünmüş kaderini yansıtıyor. Ciddi tarihi anlara işaret edilmektedir. Hamımız bir kökten gelmiş halkı. Azerbaycan'da yaşayanlar da, Azerbaycan'dan kenarda yaşayanlar da, başka ülkede yaşayanlar da,
İran'da yaşayanlar da, Türkiye'de yaşayanlar da, Amerika'da yaşayanlar, İngiltere'de yaşayanlar, namız biri. Ulu liderle farklı dönemlerde tanışan diaspora temsilcilerinin yurt dışındaki Azerbaycanlılara yönelik çalışmalar onun unutulmaz hatıralarının tıpkı aynası gibidir. Yadımda da Eda Aliyev, Tehran'a giden de o Hatem Reis Cumhur'udu. Eda Aliyev ondan soruşmuştu ki, siz niye icazı vermişsiniz ki bu 30 milyon Azerbaycanlı öz dilinde burada təhsil alsınlar? Hatemi demişdi ki, bəli, kanunumuzda vardı, amma müəllim yoxumuzdur dərs vermək. Heydar Aliyev demişdi, bu mən, bu sən. Sən qəbul elə sabahdan, Türk dilində orada uşaqlar dərs alsınlar, neçə min müəllim istəyirsən mən verir. Prezident Haydar Aliyev'le bağlı hatıralarımı danışmak benim için büyük bir şereftir. Bana Azerbaycan'ı yeniden sevdiren insanları hiç vakit unutmaram. New York'ta Türkiye Daimi Nümayendeliği ve Azerbaycan Daimi Nümayendesi Prezident Aliyev'in şerefine Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın karşısındaki Türk evinde bir görüş teşkil ettiler. Alsakallılar prezidenti gözyaşları içinde dinlediler. Hele de onlar için müstakil Azerbaycan prezidentini dinlediklerine inanmak çetin idi. Hiç kime yakınlaşmaya koymurdular. Onunla danışmaya bile izin vermirdiler. Çıkışından sonra tehlikesizliği onu aldı ve kapıya doğru götürdü. Orasını terk etmek için. Bütün bunları öz gözlerimde şahit oldum. Kapının önünde Prezident Aliyev dayandı ve hele gözyaşları içinde olan yaşlı yüzlerimize geri döndü. Onlara geldikleri ve dinledikleri için teşekkür etti. Onlara sağlam kalmalarını ve Haman'ın Azerbaycan'a gelmesini teklif etti. Artık müstakil vatanımız var, gelin dedi. Ben çok prezidentler düşünmürem ki böyle etsinler. Ahsakallılara böyle hürmet. Halkını sevdiğini ve bizleri sevdiğini hissettim. Detallarda çok malumatı vardı. Bu adeten birçok devlet başçıları detallarını bilmeler. Bunu biz tarih okuyanda da biz görür ki bazıyla eserinde bazı devlet başçılarının detallarda malumatı çokmuş, bazıları bir şey bilmemişler. Detallarda çok malumatı vardı. İster Sovyet İttifakı'ndan, ister Azerbaycan'dan, Azerbaycan Ermenistan münasebetinden ve dediğim gibi İran'dan belki Azerbaycan'dan. Yurt dışında yaşayan hemşerilerimizin samimi toplantılarının anılarında özellikle de büyük liderin olağanüstü hatırasında yaşıyor. Bu hafta ile 79. yılda ben Bakı'da işledikte, Bakı'da İlimler Akademiyası'nın ve Tarih Enstitüsü'nün bir eseri halklar müzeyi açılmıştı. Hemen açılışta Heydar Aliyev özü iştirak etmişti ve ben de oranın bir işçisi kimi Heydar Aliyev ile biz açılıştan sonra dairemi stol arkasında oturup sohbetler eledik. Neyinki benimle bizim hamımızdan biz bir tebriden 12 nefer idik soruştu. Siz harda işleyirsiniz, hardansız. Ben dedim ben teze kayıtmışam, Nafarkır'da yaşıyordum. Ve Bakı'ya gelmişim, Elimler Akademiyası'nda işleyirim. İndi ise burada işlemeli olacağım. Yani bizim tanışlığımız, ilk tanışlığımız belli oldu. Sonra ise telefon vasıtasıyla danıştıkta ben elbette o sesi tanıdım. Ve çok garibe de olsun, benim için demek olar ki bir şok idi. Şok bir vaziyet yarandı ki, o bana dedi ki, siz bizim Kharkiv'den gelen kızsınız. O hadise çok maraqlı bir hadisedir. 95. ilde BMT'nin summiti geçirdirdi Kopenhagen'da. Azerbaycan nümayəndələri hamısı aşağıda lobbyde durmuşdular və cənab prezidenti gözləyirdilər. Həsən Həsənov mənə qayıt dedi ki, gəl səni bəs cənab prezidentlə tanışayım. Cənab prezident liftdən çıxandan sonra deməli, Həsən müəllim mənim əlimdən tutdu, götürdü onun yanına. 45 dəqiqə biz danışdıq. Məndən soruşdu ki, oğlum sən burada nə edirsən? Mən danışdım ona öz həyatımdan. Soruşdu məndən ki, məsəl üçün, gələcəkdə mənim planım nədir? Nə ilə məşğul olmaq istəyirəm? Mən ona qayıtdım, dedim ki, bəs mən nevrologiya ilə, nevrolog mənim çox maraqlıdır və baş ağrılarına məşğulam. Gələcəkdə mənim arzum odur ki, Kopenhagen Universitetinin professoru olum. O da belə qayıtdı, dedi ki, bəs nümayəndələrə, bəs deyirsiniz, kadrımız yoxdur.
O soruşdu məndən ki, bəs fikriniz var mı məsəl üçün Azərbaycana qayıtma? Mən ona dedim ki, həqiqətən yoxdur. Nəyə görə? Çünki mən burada istəyirəm öz uzmanlığımı bitirim. Bu birinci mənim məqsədimdir. İkinci məqsədim odur ki, ki mən burada professor olum. O mənə dedi ki, çox gözəl. Bizə lazımdır ki, diasporamızda bizim insanlarımız inteqrasiya eləsinlər başqa cəmiyyətdə. O bizim üçün çox mühümdür. Bax, o sözləri mənə o dedi. Mən bildim bir 3 dəqiqə, 5 dəqiqə yəni söhbət edəcəyik. Bizim söhbətimiz biraz uzandı. 20 dəqiqə çöldü. Ondan sonra əlimi sıxdı, yəni qucaqladı, təşəkkürünü bildirdi. Mən fəxr edirəm ki, Heydər müəllimlə görüşmüş. Haydar Aliyevin hem imar hem de imar için yaptığı yollar ülkemizin geleceği ve dünya Azerbaycanlılarının birliği için temeli uzun, sağlam yollardır. O yollar sadece Karabağ'a değil, kadim Azerbaycan topraklarının her karışına kadar uzanmak zorundadır. Ancak bu kolay bir iş değil. Zor hem de çok zordur. Bu siyasi beceri, zeka, derin mantık ve güçlü bir ordu ile olur. Ve o günlerden biri de gelmiştir. Münakişeye son koyan Azerbaycan askeri oldu. Bu Kurultay'ın adı Zafer Kurultay'dı. Ve bu tabiydi çünkü tarihi zaferden sonra ilk defadır ki dünya Azerbaycanlıları toplaşır, Kurultay geçirir. Ve ümumiyyətcə Zəfər adı xalqımıza çok yaraşır. Bura gələrkən 2001-ci ildə keçirilmiş ilk qurultayı hatırlayırdım. Bildiyiniz kimi onların da Heydər Əliyev təşəbbüsüyle ilk qurultay 2001-ci ildə keçirilmişdir. Çıxışında Ulu Öndər Qarabağ problemiyle bağlı öz fikirlərini bildirmişdir ve demişdir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək Ulu Öndərin qaramçıları. Biz Ulu Öndərin qaramçıları bu sözləri gerçəyə çevirdik. Ulu lider və Azərbaycan Cumhurbaşqanının diaspora yaklaşımlarında aynı mantıq və tutarlılığa bir kez daha dikkat ediyoruz. Kimi ki həyat onun taleyi gətirib bir ölkəyə salıbdır, eğer orada yaxşı yaşayırsa, eğer orada yaxşı təhsil alıbsa, yaxşı işi varsa, bu Azərbaycanın xeyrinədir. Ancaq bir şərtlə ki, milliyyətini unutmayasan, dinini unutmayasan, torpağını unutmayasan, ana vətənini unutmayasan. Əlbəttə çox istəyirik ki, ikinci, üçüncü nəsil Azərbaycanlılar öz mədəniyyətinə bağlı olsunlar. Əlbəttə, bu o qədər də asan məsələ deyil. Burada ilk növbədə Azərbaycan dilini onlar bilməlidirlər. Və burada əlbəttə ki, ailələrdə, təkcə ailələrdə Azərbaycan dilini yaşatmaq mümkündür. Ancaq kifayət deyil. Ona görə Azərbaycan məktəblərinin açılması, bu istiqamətdə də biz hər zaman köməklik göstərməyə hazırıq, əslində bunu edirik və bəlkə də bunu daha da təşkilatlanmış şəkildə etmək lazımdır. Ana dili əsas faktordur və ana dili bütün Azərbaycan vətəndaşlarını birləşdirir. Diaspora siyasətinin bin kolu, bin tarafı var. Bunlardan biri de devletimizin dahilerinin ruhlarına ve mezarlarına gösterdiği duyarlı tavır ve saygıdır. Bunu kelimelerle ifade etmek bile mümkün değil. Azerbaycan devletinin dünya Azerbaycanlılarına karşı davranışı bir sonraki paralel yaklaşımla kendini ispatlamaktadır. Azerbaycan'ın hüdudlarından kenarda yaşayan soydaşlarımız hakkında daimi düşünürük. Daim onların hayatıyla maraqlanmaya çalışırız. Ve onlara öz kaygımızı, öz hürmetimizi göstermek istedik. Biz Azerbaycan devleti olarak öz faaliyetimizde hemşe hariçte yaşayan Azerbaycanlıların yaşayışıyla bağlı maraqlanırıq. Aradaki Azərbaycanlılar yaşayır, o ölkələrin rəhbərləri ilə daim bu məsələyə
dikkat yetirirəm. Onu da bilin ki, indi sizin arkanızda müstəqil Azərbaycan devletçi kimi bir devlet. Modern Azərbaycan diasporasının oluşumunda ve estekliğinde Azərbaycan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı Mehriban Aliyeva'nın ilgisi ve desteği not edilmelidir. Mehriban Hanım'ın girişimi ve desteğiyle yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Karabağ adlı Azerbaycan okulları toplumlarımızın yurt dışındaki örgütlenmesi olan Hocalı soykırımını tanıtmak için yürütülen proje ve etkinlikler açısından büyük önem taşımaktadır. Ve ulusal meselelerde birliğin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Diaspora tarafından Karabağ'a sürekli dış ziyaretlerin organize edilmesi, yurt dışında onlarca hafta sonu ders veren Azerbaycan okullarının açılması, Türkçe konuşan ülkelerin diasporalarının ortak faaliyetleri, Azerbaycan günlerinin belli başlı ülkelerde duyurulması, gerçeklerimizin dünyaya anlatılması gibi çalışmaların yapılması çok önemlidir. Binlerce siyasi lider, kitle eylemlerinin örgütlenmesi, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilimsel, pratik olaylar ve diğer konular verilen konferansın ana konularını oluşturmaktadır. Bu da güçlü bir geleceğin net bir şekilde kanıtıdır. Hariçte faaliyet gösteren diaspor teşkilatlarımız Azerbaycanlı daim temastadılar, devlet komitesiyle temastadılar ve müxtelif ülkelerde faaliyet gösteren diaspor teşkilatları arasında koordinasyada tekmilleşir. Bu da çok vaciptir. Birbirinizle görüşürsünüz. Yəqin ki, ben burada biraz bir savab işlə görmüşəm ki, siz birbirinizle görüşəsiniz. Həm də ki, mənlə görüşürsünüz. Azərbaycanın önündə gələn Azərbaycanın nümayəndələrlə görüşürsünüz. Mən çox məmnunam. Tarihin hangi yüksək noktasından bakılırsa bakılsın, seçkin devlet adamı Haydar Aliyev görülmüş və görüləcəkdir. Çünki büyük adamlar hər zaman zirvedədir və daima hayattadır. Büyük adamlar asla ölmez. Ben hemşe fahri etmişim. Bugün de fahri edirəm. Ben Azerbaycanlıyam. Değerli protokol, değerli hazırın, çok kıymetli misafirlerimiz, uzaktan yakından gelen değerli hanımefendiler, beyefendiler, bugün burada toplanmamızın yegane amacı tabii ki Haydar Aliyev'in 100. yıl dönümünü kutlamak ve anmaktır. Dolayısıyla ben Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı olaraktan hepinize hoş geldin diyorum. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Muhabbetle selamlıyorum. Sadece Azerbaycan için bir lider değildi. Tüm dünya ülkeleri için bir liderdi. Bugün de ta o gün için Azerbaycan'ın bugüne dek gelecek olan bu başarıların temelini o gün itibariyle zaten atmaya başlamıştır. Ve o günün o zorlu şartlarında, o zor kıt kanaat imkanlarla gerçekten Azerbaycan'ımızı en güzel yerlere taşımıştır. Kendisinin halktan bir lider, halkın içinden bir lider olması ve kendisinin kendi ülke topraklarına kendini adaması ve aynı zamanda kendi ülkesinin dünyada sayılan, sevilen ve itibar sahibi olan bir ülke haline gelmesi için de çok ciddi çabalar harcamıştır. Elbette ki bugün Aliyev liderlik yeteneklerinin yanında Azerbaycan'ın bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir rol oynamıştır. Ülkenin zorlu dönemlerinde bile Haydar Aliyev halkın refahını ve güvenliğini, çıkarlarını korumuş ve kollamıştır. Ayrıca Azerbaycan'ın
enerji kaynaklarından da maksimum faydalanmasını sağlayan projeleri de başlatmıştır. Ülkenin bölgesel ve küresel bir aktör haline gelmesini çok büyük bir şekilde önemsemiştir. Değerli konuklarımız, aziz bacılar, kardeşler, hepinizi hoş gördük. Böyle anlamlı ve böyle bir güzel günde sizinle bir yerde olmak çok doğrudan da hoştur. Bilirsiniz, Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'in sərəncamıyla 2023-cü il Haydar Aliyev ili elan edilir. Yani bu il ərzində dünyanın her bir yerinde, harada Azerbaycanlı yaşayırsa ve her yerde, harada Azerbaycanlılardan, her yerde, haradasa Türklükten danışılırsa, orada mütləq ve mütləq Haydar Aliyev'in doğum günü qeyd edilir. Biz büyüklərimizə ve Cumhuriyetimizin yolunda canından keçenlere, ölkələrimiz, dövlətlərimiz uğrunda fədakarlıq edənlər hepsini çok saygıyla anırıq. O ki qaldı büyüklərimiz. Ona görə də Haydar Aliyevə hepimizin bir minnət borcu nədən ibarətdir? Burada göstərilən sivizyonda sadəcə olaraq onun diaspora sahəsindəki bir xidməti göstərildi. Amma elə bir dərin zəkaya, elə bir dərin fikirlərə qadir bir insan idi ki, herkes kim onunla görüşürdüsə, istəyir sənət adamı olsun, istəyir elm adamı olsun, istəyir sənayeçi olsun, kim olursa olsun, qarşısında sanki o sahənin bir bilən adamı önlə görüşürdün. Yəni, o qədər dərindir. Amma o ki, qaldı fikirləri, 100 il qabağı aşan bir fikirlər vardı. Zaten burada da görsəndi ki, gələcək nəsillər üçün bir ərmağan qoyub getmişdi. Mən çox, həyatımdan çox razıyam ki, mən ondan görüşmək nəsib olub. Sayın Bakanımız, AK Partimizin çok değerli Merkez Yürütme Kurulu üyesi, aziz konuklarımız, değerli kardeşlerim, hepinizi yürekten duygularla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Azerbaycan'ın umumi milli lideri, ulu önder, halk adamı ve büyük devlet adamı Sayın Haydar Aliyev'in aziz hatırasını buradan Anadolu topraklarından, Türkiye topraklarından, Trakya topraklarından saygıyla selamlıyoruz. Sayın Haydar Ali Aliyev bize çok güzel bir vasiyet yapmış. Diyor ki, milletinizi unutmayasınız. Toprağınızı unutmayasınız. Saygıdeğer Genel Başkanım, değerli Bakanımız, Azerbaycan Dernekler Federasyonu Genel Başkanı ve heyeti, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Biz çocukluğumuzdan beri Çırpınır'da Karadeniz parçasıyla büyüdük. O parça bir müzik eseri olmanın ötesinde Türk'ün varlığına insanlığın duyduğu hasreti ifade ediyordu. Çünkü Türk'ün yüreğinin değdiği yerde, Türk'ün ayağının değdiği yerde, Türk'ün aklının değdiği yerde haksızlık olmaz. Ve Haydar Aliyev döneminde gazetecilik yapmanın ne kadar güzel ve şerefli olduğunu hissetmişiz. Çünkü Haydar Aliyev ilk önce bir tarih adamdır, bir şahsiyettir ama aynı zamanda da çok güzel bir insandır. Sevdiğimi soruyorlar uzak diyarlardan gelen kızına. Neden? Kimsin sen? Sen nere? Bu topraklar nere? Aşkın sebebi sorulmaz diyorum 100.000 kere. Çünkü ruhum yüzyıllar önce gönül vermiş bir Türkiye. Sen benimsin, ben seninim. Türkiye! Vatan kılmak için bu toprakları her fetihte dirildim ben, öldüm ben.
Hani ferman buyurmuştu Karaman oğlu Mehmet Bey. Şimdiden gizli kimseye Türk dilinden özge söz söylemeye bu kutlu fermanı ilk duyan benim. Divanda, dergahta, çarşı pazarda sevinç ile yayan benim. Ertuğrul Gazi'nin yol yoldaşıyım. Kılınç yoldaşımdır Hudevendigar. Sorsalar anlatacaktır Bursa'da Ulu Cami avlusundaki çınar. Karadan gemiler indirdim Sultan Fatih'le. Değil mi ki cihan cahangire dar? Bayrağı dikti Ulu Batılı Hasan, biz yürüdük ardında. Sorsanız hisarlarda taşlar anlatır beni. İstanbul'un surlarında kanım var benim. Sevinçler kadar acılar da yaşadım. Vatan bildiğin bu topraklarda. Bazen yüzümüze gülmedi de bir. Tersine de döndü feleğin çarkı. Kıyasıya vuruşurken iki cihangir. Bir tarafta Emir Teymur, bir tarafta Yıldırım. O günden beri öksüz Kerkük. O günden beri yetim kırım. Kaç kez kan ile doldu. Kardeş kavgasına dursun diye Tanrı'ya açlan elim. Şah İsmail, Sultan Selim. Kardeşin kardeşle vuruştuğu gün. Durun! Durun! Türk'e Türk'ten özge yanan bulunmaz. Kardeş kavgasında kazanan olmaz diye feryada arşa dayanan bendim. Çubuk ovasına akan kanlar da, çaldırana düşen canlar da bendim. 300 yıla döndüm Viyana çöllerinde. Vuruştum Boğaz'da 7 düvele karşı. Çanakkale içinde vurdular beni. Bir gonca gülken verdiler beni. Şimdi Gelibolu'da bir ölüp bin dirilen isimsiz şehidin baştaşı benim. Oğulsuz anaların, dul gelinlerin gözyaşı benim. Sarıkamış'ta beleni donan, Yemen'de susuzlukta ciğeri yaran, Karabağ'da şehit olan ölmez Türk benim. İstiklal Savaşı'na koştuk sonradan. Atatürk'ün yanındaydım her zaman. Küllerinden yeni doğan bir milletin evladıyım ben. Vatanın ufkunu sarınca melal, Akif'in dizesiyle dirildim yeni baştan. Haykırdım dünyaya, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Thank you.
Haydar Aliyev'in doğum günü nedeniyle düzenlenen etkinlik burada son buldu. Gerçekten güzel bir programdı. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği.